Efendim merhaba, evet başlıyoruz DTA. Bugün ilk yarıyı gerçekleştiremedik, kusura bakmayın, bizden kaynaklı bir sıkıntı. Bugün bir de cenaze vardı, cenazeye de katıldık ve onun da yarattığı tabii bir hani moral bozukluğu da diyelim. Onun için ikinci yarıya başlıyoruz. Bugün YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı bizlerle birlikte. Tabii öncelikli konumuz vicdan irat olacak. Çok konuştuğumuz bir konu aslında, tartıştığımız bir konu ama her bir olay olduğu zaman daha çok konuları tartışıyoruz. Olaylar geçtiği zaman dozajı düşüyor belki ama günün sonunda en kötü şey de tartıştığımız konularla ilgili bir sonuç üretememe noktası. Vicdan irat de bunlardan biri. Halbuki aslında mecliste ciddi bir tartışma süreci yaşandı ama sonuç alamadık yine her zaman olduğu gibi ve bunun sonucunda yine bir arkadaşımız Haluk Selam Tufanlı cezaevine girmek durumunda kaldı ve bugün sabah zaten haber bültenlerinde izleyenler, takip edenler görmüştür. Özgürlüğüne tekrar kavuştu. Tam da konuşmak için, tartışmak için yine bu konuyu bugünlerden önemli bir gün. Evet, hoş geldin Murat Kanatlı. Hoş bulduk. Vicdan irat konusunu zannederim son bir 9-10 yıldır dillendirirsiniz. Ama yol alamıyoruz. Son dönemde biraz daha farklı tartışma modeli içerisine girdik. En azından hükümet meclisin gündemine sokulabildi ama yine sonuç alıcı bir noktaya gidemedi. Mücadele herhalde artarak devam mı edecek? Evet, yani aslında baktığınızda ilk başladığımız tartışma 1993'tür. Salih Askeroğlu'yla beraber. Ve yani aslında üzücü müdür diye konuşmak da gerekirse 1992'lerden başlayarak özellikle Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde çok ciddi tartışmalar oldu bu konularla ilgili. Ve o dönemden başlayarak birçok ülkede vicdan irat hakkını tanıyan ülkeler seri bir şekilde yasal mevzuatlarını değiştirdiler, düzenlediler ve bugünkü konuma geldiler. Yani hemen hemen ilk konu patladıktan sonra yerinde sabit kalan ve hiçbir şeyini değiştirmeyen iki coğrafyadan biri. Çünkü 1990'da da ilk Türkiye'de de vicdanetçiler ortaya çıkmaya başladılar. İlk vicdanet 90'daydı. Hı hı. Türkiye ile Kıbrıs'ın kuzeyini zaten hep paralel gidiyorlar. Yerinde kalan, hiçbir mevzuat değişikliğine gitmeyen tek iki coğrafya bu ikisi oldu. Ve artık geldiğimiz noktada biz 2005-2006'dan itibaren yoğun bir şekilde bu tartışmayı yapmaya çalıştık ve kendi iç dinamiklerimizle bu sorunu çözmeye çalıştık. Benimle ilgili yasal mevzuat, yasal süreç başladığında Haziran 2011'den itibaren çok daha yoğun tartışılır bir hale geldi. Çok daha medya önünde konuşmamızı gerektiren koşullar ortaya çıktı. Ve bu koşullar içerisinde hep söyledik yani gelin kendi iç dinamiklerimizden bu sorunu çözelim. Ama olmadı maalesef. Ve benim hapislik cezasına kadar gitti Şubat'ta. 10 gün benim mahkumiyetim olmuştu. Ve ben içerideyken bizim hukukçu arkadaşlar da yasal düzenleme yapılmasıyla ilgili askerlik yasasının içerisinde gerek komiteye gittiler, gerek o dönemki vekil arkadaşlarla konuşuldu. Ve biz çok çok geri bir noktaya, yani gerçekten çok geri bir talep, bu yani esnenebilecek herhalde en esnek noktaydı. Çünkü bugün itibariyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin verdiği kararlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin verdiği kararlar tümü şunu söylüyor. Vicdan irat'la ilgili olarak prosedür tamamıyla sivil olması gerekir. Sivil bir kurum tarafından, bir komite tarafından karar üretilmesi gerekiyor ve sivil bir alternatif hizmet ortaya çıkması gerekiyor. Söylediği bu. Biz ne yaptık? İyi niyetli olarak bu koşullarda çözebilir miyiz diye askerlik yasası içerisinde düzenlemeyi kabul ettik. Kendi el cihazımızdan öneriyi sunduk ve dedik ki arkadaşlar bunun üzerine konuşalım. 10 ay boyunca meclisten herhangi bir düzenleme olmadı ve ikinci kez Haluk cezaevine girdi. Halen daha maalesef Haluk içerideyken birçok eylem oldu. İçinde TÜRKSE'nin, KTÖS'ün olduğu örgütlerin desteklediği, 18 örgütün desteklediği, TDP'nin, BKP'nin, YKP'nin desteklediği eylemlikler ortaya koyduk. İngiltere'de, Londra'da, Atina'da, Türkiye'de eylemler oldu. Birçok örgüt destekledi.
bir bizim parlamenterlerden tık çıkmadı. Yani bir ses, kelam duymadık. Ve ilginç tarafı, ilginç tarihler seçiyorlar. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ydü. Hı hı. Ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edildiği bir tarihti. Ve 10 Aralık'ta bir düşünce suçlusu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesinde diyor ki din ve vicdan özgürlüğü vardır, düşünce özgürlüğü vardır. 18. maddenin ihlal edildiği koşullarda sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi kutlamalar, açıklamalar arka arkaya geldi. O bakımdan üzgünüz. Yani şeyin aldığı tavırdan üzgünüz. Meclisin aldığı bu duyarsız tavırdan üzgünüz. Polis teşkilatının tavrından üzgünüz, davranış biçiminden. Cezaevi Genel Müdürü'nün tavrından üzgünüz. Yani sanki de ortada normal bir suç var veya bir suç vardır. Hı. Ve bu suçu cezalandıracak bir unsur vardır. Mesela bugün Cezaevi Müdürü sırf biraz da yani neyini gösterdi bilmiyoruz, iradesini gösterdi, şovunu gösterdi. Sayım olduktan sonra bırakılabilirdi. Ben de o şekilde davranıldı. Yani birinci sayım olur, gardiyanlar değişimi olur ve ikinci sayım olur. Ben de birinci sayım gerçekleştikten sonra 8'e doğru, daha 8 olmadan bizi koridora aldılar. Diğer başka mahkemelere tahliye edilecek olanlarla ilgili olarak. Ve ikinci sayımı gelen yeni ekiple orada yaptılardı ve beni 8 civarında serbest bıraktılardı. Haluk'ta da aynı şeyi beklerdik ama işte Girne'ye gönderilecek olan, mahkemeye gönderilecek olanlar çıktı, Lefkoş'a çıktı, insanlar dolaştı ve müdür, sayın müdür, yani artık gerekçesi neydi bilmiyoruz. Orada bizi, medya emekçilerini, ailesini 1,5 saat daha ayakta tutarak, yani anlamsız bir gerginlik çıkartarak bekletti. Yani böylesi bir koşullardan geçtik. Üzgünüz yani. Bir hak mücadelesi veriliyor ama aynı oranda o üst yönetimde olan insanlardan benzer bir tavrı görmedik. Böyle bir süreç. Ama şimdi, bir yere gidiyoruz yani o hakkından umutluyuz. Hukuki anlamda artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğru bir gidişat mı var? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok çok büyük bir ihtimal. Çünkü teknik bir çeviriydi. Bu kararların, içtihatların çevrilmesi birazcık zaman aldı. Beklediğimizden biraz daha yavaş gitti. Daha teknik bir şey olduğu için. Hemen hemen çeviri kısmını tamamladık. Gönüllü arkadaşların çevirisiyle, yardımıyla ve sevgili avukatımız Öncel Polili birçok şeyin hazır olduğunu söyledi. Büyük ihtimal yıl sonu olmadan AİHM'e dosyalarımızı hem Haluk'un hem benim dosyalarını göndereceğiz. Çekebileceksiniz. Bu ekonomik yükü kolay değil oralarda şey yapabilmek. Yani kaldırabileceğimizi düşünürüz. Yani hem kendi kaynaklarımız var hem de uluslararası dayanışmamız sürüyor. Yani EPCO'nun, Avrupa Birliği Cennetçiler Bürosu'nun hem de WRI'ın, War Resistance International'ın katkıları var. Çeşitli savaş karşıtı örgütlerin daha önceki Halil Savdalar'ın davasında olduğu gibi destekleri vardır. Uluslararası destekle beraber hem hukuki anlamda bu alanda uzman çalışmış arkadaşlarla beraber süreci götüreceğiz. Çok da uzun sürmesini beklemiyoruz. Çünkü özellikle Halil Savda davasında Türkiye, şimdi ilk kararı 1967'de verdiydi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve vicdan etle ilgili olarak şunu söylemişti. Kötü muamele, şu başka konular, Angarya konularında muhtelif ülkeleri mahkum etti. Almanya'yı, İngiltere'yi mahkum etti ama AHİS 9, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9. maddeden kimseyi mahkum etmemişti. Ve dediydi ki, yani bununla ilgili olarak iç düzenek, her ülkenin kendi bir iç yasal mevzuatı vardır demişti ama Haziran 2011'de benim dava başladığı zamanda çok tesadüf bir şekilde dedi ki bu şimdiye kadarki bütün Avrupa Konseyi ülkeleri bu hakkı tanıdı. Gelinen aşamada tek tanımayan Türkiye'dir ve bu koşullar altında artık bir iç hukuk malzemesidir ve iç hukuk bir düşünce özgürlüğü olarak kabul etmektedir birçok ülke tarafından. O bakımdan Ermenistan'ı Bayatyan davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi mahkum etti. Arkasından da 7 tane dava daha ortaya çıktı ve 7 davada karar üretti AİHM
Ve 7 davanın 5 tanesi dini özgürlüklerine ilgiliydi. Ermenistan ve Türkiye mahkum oldu. Son 2 dava, Mehmet Tarhan ve Halil Savda davalarında ideolojik vicdan etçilerdi, antimilitaristler. Ve onlar Türkiye'yi mahkum ettirdi. Düşünce ve vicdan özgürlüğünün çiğnenmesi noktasında. Halil Savda davası çok önemliydi. Türkiye'nin iddiası Halil Savda'nın ve Mehmet Arhan'ın vicdan etçi olmadığıydı. AİHM'in verdiği karar, biz kimin vicdan etçi olup olmadığına bakmayız, bakamayız, böyle bir içtihatımız yok. Ama bu hakkın verilmediği ve bu hakkın verilmediğinden dolayı düşünce özgürlüğü çiğnenen Mehmet Tarhan ve Ali Sadat'tan dolayı Türkiye'yi mahkum etti. Yani şimdi şu an bizimkilerin iddiası bizim vicdan etçi olup olmadığımız yönde olacak ama bu yönde zaten halihazırda AİHM bir tavır gösterdi ve dedi ki ben içeriğine bakmam. Bu hak verilmediği için birilerini siz özgürlüğünden mahrum bıraktınız. Çok çok büyük bir ihtimal olumlu bir sonuç çıkacak. Çok bir sürpriz olmazsa ve yakın bir zamanda uluslararası hukuktan dolayı Türkiye bizimle ilgili mahkumiyeti yaşayacak. Ve üzgünüz ki biz biraz önce söylediğimiz gibi kendi iç dinamiklerimizden, kendi parlamenter sistemi içerisinde bu sorunun çözülebilmesini isterdik ama belli oluyor ki AİHM yoluyla uluslararası karşısına alanda... Karşısına konan gerekçeler inandırıcı geliyor mu size vicdan reddin bir yasal düzenlemeyle verilmemesi konusunda? Gelmiyor. Biz bu noktada art niyet arıyoruz. Şöyle söyleyelim. Duruma baktığınızda özellikle Tufan Hoca konusunda biz çok ciddi bir düş kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi şunu söylüyor bize, anayasanın 74. maddesi vicdan red hakkıyla ilgili olarak bize imkan vermiyor. Söylediği bu. 74. madde ne diyor? Her yurttaş yurt ödevini silahlı kuvvetlerde yapar. Ve diyor ki bu her yurttaş kelimesi bizim elimizi ayağımızı bağlamaktadır. Bakıyoruz o zaman yasaya. Yasada her yurttaş diyor, bir geniş bir kapsam var. Her yurttaşın içinde kim vardır? Kadınlar da vardır. Her yurttaşın içinde kim vardır? Polis akademisinden mezun olanlar da vardır. Her yurttaşın içinde kim vardır? Kategoriye ayırmıyor çünkü. Ayırmıyor. Her yurttaş her yurttaştır. Ama askerlik yasasının daha ilk kısmında ve yeni yapılmıştır bu. 2000 yılında yapıldığı yasa. Yani yeni baştan yapıldı. Kadınları askere almıyor. Yani nüfusun yarısını bir anda yasa marifetiyle dışarıya çıkartıyor. Yani orada atıyorum vicdan reddini açıklayan da almam diyebilir. Diyebilir. Yani o imkanı var. Yani mesela polis akademisinden mezun olanları da almıyor. Gerekçesi ne? Polis akademisinden mezun olanları. Parayla ilgili olarak kısımda da diyor ki paranızı öderken son yapılan değişiklikte 49 yaşındaysanız, yurt dışında yaşıyorsanız, para öderseniz hatta silahlı kuvvetlere girmeden bile yurt ödevinizi sağlamış olursunuz. Buradan okuyalım isterseniz şeyi. Yani bahsettiğimizde kavgasını verdiğimiz, öyle çok ciddi saydığımız yasa maddesini meclis tutanağından okuyalım 27 Ekim tarihinde. Tufan Hoca aktardı bunu. Yani neyi tartıştığımızı görelim. 28 Mayıs 1984'te Osman Öreğ'in meclise seslenmesi tutanaklara geçsin diye söylüyorum diyor. Arkadaşlar diyor, redaksiyon bakımından atladığımız bir şey var. Dikkatinizi çekerim. Redaksiyon bakımından atladığımız bir şey var. Bilgi vereyim diyor Osman Örek. Orada yapamadık. Yani söylemişim ama unutulmuş, atlanmış. 74. maddede yurt ödevini silahlı kuvvetlerde ne şekilde yerine getirileceği yasayla düzenlenir diye geçen ikinci fıkra aynen söylediğim gibi yazılmış diyor. Ve diyor ki, eğer diyor böyle geçerse diyor bu madde, bedelli askerlik yasası aksi halde havada kalır. Bedelli yasası havada kalır diyor. Bunu Osman Örek. Buna rağmen yasa koruyucu anayasaya aykırı bir şekilde bedelli yasası geçirmeye devam etti. Yani sanki de redaksiyon yapmış gibi davrandı yasa koruyucu. Redaksiyonu yapmadan bu maddeye ve redaksiyon yaparmış gibi bedelliler geçirdi, bedelli yasası geçirdi, şimdi şu anki yasayı geçirdi falan ve buna rağmen bu yasa esneyebildi, haberi esnettiler. Ama maalesef geldi vicdan red konusuna orada bu yasa esneyemedi. Bir şekilde esneyemeyeceği iddia edildi. Biz bu konuda samimi olunmadığını düşünüyoruz. Yasa koyucu maalesef samimi davranmıyor. Askeri vesayetin etkisi altında kalmış durumdadır ve anlamsız,
gerekçeler ortaya koyuyorlar. Nöbet sürelerini falan ortaya koyuyorlar. Bizce bunlar gerekçelerdir. Askerden izin alamadıkları için vicdaneti yasal mevzuatı içine koymadılar. Biz bu konuda en azından daha fazla çaba gösterildiğini görmek isterdik. Bunu görmedik. Evet. Şimdi süreç, örneğin siz hüküm giydiniz bu konudan. Nasıldır? Devam eder mi gene size şey gelmeye şimdi? Seferberlikle ilgili kağıt. Benimle ilgili yani? 2011'de bana göndermediler. Şu aşamada benim 2010 ve 2011 davalarım sürüyor. Her gelmediğiniz yıl için dava var. Yani dava bu vardır. İlk 2009 içindi. Yattığınız şey 2009'du. 2009 içindi. Bu artarak devam edecek. Nasıldır şey? Daha önce hiç yaşanmamıştır. Yaşayıp göreceğiz. Benim 2010'la ilgili olarak, adil yargılanmayla ilgili olarak anayasaya havalesini istedik. Çünkü şimdi anayasada diyor ki mahkemeler bağımsızdır. Askeri mahkemenin yasasında da, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi'nin yasasında da diyor ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi kurulur. Nezdinde kelimesi, yani Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde bir mahkeme kurduğu için bizim bu mahkemenin adil bir yargılanma yapamayacağı yönünde bir itirazımız oldu ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia edip anayasaya havalesini istedik. 2010 ve 11'in gelecek hafta Perşembe 18'inde ve 25'inde iki tane karar okuyacak. Bu anayasaya havaleyle ilgili olarak karar üretecek askeri mahkeme. Eğer havale etmezse Ocak'ta da herhalde benim davalarımın sonucuna gitmeye yoluna gidecek. Yani o zaman da bu cezaların artıp artmayacağını pratikte göreceğiz. Evet. Tabii Haluk'la ilgili durum daha da ilginç. Çünkü Haluk bu aldığı ceza 2011'dir ve Haluk'un yaşı şu aşamada 30. Yani Haluk'un daha 10 yılı vardır. 10 yıl boyunca gitmediği her yıl için mahkemeye gidecek ve sürekli olarak bu cezalandırılmayla karşı karşıya kalacak. Bununla ilgili olarak Türkiye Osman Murat Ülke davasında mahkum oldu. Sürekli aynı suçtan cezalandırmayla ilgili olarak ve Türkiye en nihayetinde 2 yıl önce galiba askerlik yasasındaki bu maddeyi değiştirmek zorunda kaldı ve bir defa mahkum etmeyle ilgili olarak bir düzenlemeye gitti. Bizim henüz daha böyle bir şey yoktur. Yani ben 2 defa daha yargılanacağım ama Haluk 10 yıl boyunca yargılanmaya devam edecek. Böyle bir de ciddi sorunlar. Tabii bu toplumsal bir baskı olarak yansımaya devam ederse daha da şiddetli olarak bu herhalde bir şekilde değişimiyle ilgili meclis üzerinde daha bir tahakküm oluşturabilir. Ama bu belki biraz daha zaman alacak gibi görünüyor herhalde. Herhalde bir ahim sürecine kadar gideceğiz. Ondan sonra olacak. Tabii biraz önce yasal mevzuatı söyledik. Yani 158, anayasanın 158. maddesi mülklerle ilgili olarak çok kesin hükümler ortaya koymaktaydı. Ama buna rağmen bizim mahkemelerimiz, bizim meclisimiz mal tanzim komisyonunu oluşturdu. Ve mal tanzim komisyonu oluştururken UBP Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi dedi ki evet 158. madde çiğneniyormuş gibi dursa da ama bunu uluslararası belgelerle beraber okumamız gerekir dedi. Ve mal tanzim komisyonu anayasaya aykırı olmadığını karar vermişti. Yani şu var ortada, ne vardı oradaki süreçte ekstra bizim davadan ayrı olarak? Ahim kararı vardı, Loizudu kararı vardı falan. Demek ki ortada şu vardır, eğer siz ahim kararıyla beraber süreci tamamlarsanız, Loizudu davalarında olduğu gibi, anayasanın 158. maddesi esnetilerek mal tanzim komisyonu oluşturulduğuna göre, büyük ihtimalle bizim ahim kararları sonuçlandıktan sonra o 74. maddenin esneyebileceğini yaşayıp göreceğiz. Ve bugün o esnemez diyen arkadaşların da herhalde bir yorum yapması, bir açıklama yapması gerekecek. O yüzden tarihe not düşmek adına bunun altını çizmek isteriz. Bir süreç tabii bu. Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Yol alacak bir süreç. Bakalım. Ama tabii kamuoyu vicdanında da hani böyle hapse girme birazcık yara veriyor anladığım kadarıyla. Tabii bu şeye de benziyor. Para cezasını ödemediği için hapse girdi aslında filan diye daha hafifletme amacıyla bir şey yapılabilir ama ne olursa olsun günün sonunda kimse
düşüncelerinden dolayı hapse yatmasını herhalde kimse şey yapmaz yani. Şimdi para cezası denir zaman. De yani eğer biz zaten para cezasını ödeyecek olsaydık bize zaten davasız hali davasından, davasız hali yasasından bize zaten bir ceza verildiği yani bir tepli yapıldı bize. Ödeyecek olsaydık o aşamada öderdik. Evet. İkinci bir uyarı yapıldı. Ödeyeceksek o aşamada ödedik. Yani bizden şimdi şu an talep ettikleri şu. Özgürlüğünüzü satın alın. Evet. 500 TL ödeyin ve özgürlüğünüzü satın alın. Yani biz bu ilişkiye girmek istemiyoruz. Yani ilkesel bir duruş vardır. O yüzden orada yargıç okumuş olabilir 500 TL Sayın Yargıç. Mesut Mesutoğlu 500 TL cezayı okumuş olabilir ama bizim için yani geçerliliği olan bir kelime değildi orada. Yani biz onu duymamış gibi davrandık. Biz özgürlüğümüzü satın alma niyetinde olmadığımız için bu tavrı geliştirdik. Bedeli de 10 gün saydı. Bunu yani arkadaşlarımız yattı çıktı. Yani o bakımdan 500 TL'nin karşılığı olarak biz hiç düşünmedik onu. Bir hakkımız vardır. O hakkın, o hak mücadelesinin bir devamı şeklinde bir süreçti bizim açımızdan. Evet. Peki biraz da ülke gündemine girelim isterseniz. Yani şimdi şey kararını hatırlatırken siz mal tazmin komisyonuyla ilgili alınan kararı Ulusal Birlik Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünü filan anlatırken aklım birden şeye gitti ondan sonra. Hükümete geldikten sonra da Ulusal Birlik Partisi'nin bu yasanın devamına yönelik olarak meclisten aldığı kararı komisyonun devam edebilmesiyle ilgili olarak ülkede siyaset muhalefetteyken farklı, iktidardayken galiba biraz daha farklı olur. Şimdi sonuçta siz de bir muhalefet partisiniz ama daha değişik bir tabii tutumumuz var ama yani bu gidişat muhalefette söylenenlerin iktidara gelindiği zaman tam terse döndüğü acayip bir dönem yaşamaya başladık son 3-4 seçimdir. Ve artık teknolojinin de geldiği nokta açısından baktığımızda hemen bunu söyledin sen. İşte bir tuştan çünkü bulursunuz sonuçta internette. Bunu söylediğim bu coin'a ilgili. Şimdi yaptığın nedir diye sorgulama aşamasına da geldik. Nasıl bu açmazı çözecek siyaset? Şimdi bunun birçok örneği var aslında. Yani siz biraz daha geriye gittiniz ama tazesi var. Göç yasası konusu var. Göç yasasıyla ilgili meclise sevk eden parti... Ondan sonra dedi ki, yani ben bununla ilgili itirazım var, istifa ediyorum dedi. Ve geldi UBP, CTP sevk etti ama ondan sonra vazgeçtim dedi. Ondan sonra UBP geldi, ben uygularım dedi. Ondan sonra gene şey döndü, tekerlek döndü. CTP başa geldi, CTP uyguluyor, UBP muhalefet yapıyormuş. Yani mesela bu bütçe görüşmelerini izliyoruz. Bütçe görüşmelerinde en ilginç kısım, Sayın Tatar'ın şeye geldiğinde, mikrofona geldiğinde yaşanan diyaloglardı. Yani o diyalogların çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Yani Ersin Tatar orada hükümeti eleştirirken çok ciddi eleştiriler yapıyor, rakamlar veriyor, şeyler yapıyor. Önemli, tutun onu bir tarafta. Hükümetin cevabı da, ama sen de böyle yaptıydın diyor, o da önemli. Yani bu kimin nerede durduğunu, siyaseten kimin nerede ne yaptığını göstermesi açısından önemli. Komedidir, tamam. O yani geçen gün vurgulamaya çalıştım. Yani tam bir komedidir. CTP'liler de gelince siz de böyle yaptıydınız falan der. Ciddi bir film gibi. Evet yani insanların, şimdi siyaset bizim coğrafyada ciddi yanlış anlaşılan konu şu. Siyaset 4 yılda 5 yılda bir sandığa bir kağıtçık atmayla yapılan bir iş değildir. O yüzden YKP olarak bizim en çok anlatamadığımız, en çok insanların kafasının karıştığı kısım o. Siyaset yapmak, politika yapmak, 5 yılda bir kutucuk getirecekler, o kutuya bir kağıt atacaksınız, sonra eve gideceksiniz. Böyle bir şeyle yapılmaz bu işler. Bu iş özne olacaksınız, dahil olacaksınız. Yani eğer şikayetiniz varsa, mesela şimdi ortalıkta birçok insanın şikayeti vardır. Kimden şikayeti vardır? CTP'lilerin yaptıklarından şikayeti vardır. CTP'li üyeye iş düşmektedir ki, bunu kendi içerisinde de çözsün. Yani çık sokakta benimle beraber yürümesinin bir anlamı yoktur. Bir ifadesi yoktur. Yani veya bir yere kadar anlamı vardır. Ama yani asıl yapması gereken iş, şimdi şu an ilçe kongreleri var CTP'nin. Gençlik örgütünün kongreleri vardır. Yani eğer askerlik yasasıyla ilgili CTP gençlik örgütünün derdi varsa, çözmesi gereken gençlik örgütünün çözmesi gereken yer
gençlik örgütünün kongreleridir. Oralarda tartışılması gerekiyor. Oralardan alttan müdahale etmesi gerekiyor. Yani yukarıdan aşağıya yapılan bir siyasi tarz bizi hiçbir yere götürmüyor. Ama oralarda sanki biraz ikiyüzlülük var gibi. İşte onu da net ortaya çıkartmak yani açısından. Biz söylemeyelim, siz söyleyin gençler olarak. İşte biz söyleyemeyiz çünkü. Hep açığa çıkartmak gerekiyor. İşte biraz önce yani tartıştırmaya çalıştığım oydu. Yani dışarıda yapılan başkadır. Yani sivil toplum örgütlerine olan toplantılarda söylenen başkadır. Yani o yönü de çok sağlıklı değil. Yani hem muhalefet alanını tutmaya çalışıyor CTP'nin kimi vekilleri de, kimi şeyleri de. Hem muhalefetteyik, hem hükümetteyik, her tarafta biz varık. Yani aslında yaptıkları çok da etik de değil, siyaseti de yıprandıran bir şey. Yani şimdi şu an milletvekili transferlerini hep beraber bağırıyoruz. Peki bir ÖRP süreci yaşadık. Bunun bizzat mimarı, bizzat yönetenleri şimdi şu an şikayetçidirler. Ama yani o siyaseti götüren, şimdi UBP halinden şikayetçi, DP şikayetçi. Ama DP'ye bakarsanız DP'nin çok ciddi miktarda genel sekreteri transferle geldi. Bakın kurulduğundan beridir. Yani yeni bir transfer olur ve direkt havadan genel sekreter atanır. Yani atanmayan birkaç tane vardır. Çoğu transferle atanmışlardır. Yani sen şimdi böyle bir siyasal hat izlerken şimdi siyasi partiler yasasını değiştireceksiniz ve içine 3 tane madde koyacaksınız ve temizleyecek şeyi tamamdır, bitti. Bu şekilde çözeceksiniz. Teknik bir şeydir bu sorun. Yoksa etik ve ahlakidir. Yani sen o vekilleri kabul ederken, o şeyi yaparken tamamdı veya şimdi herkes şikayet ediyor. 3 tane vekili niçin kabul etti UBP? Siz Avcı'yı kabul ederken bir tartışma yoktu, o tamamdı. Orada herkes hazmedebildi. Şimdi hazmedemiyorsunuz. Yani UBP'lileri de anlamak kolay değil. Biraz daha şeydir. Yani parti grup hemen iktidar ortağı oldu. Yani çok bunlar saf bile kalır galiba olmuyor anda birazcık. Ve yani kötü olan da şöyle bir şey var. Yani şimdi biz hep sağı konuşuyoruz. Sağdaki tartışmayı konuşuyoruz ama yani baktığınızda bugün şeyi değiştiren vekillere 2005'e gidersek 2005'te bu arkadaşlar bu şimdi şu an değiştirenlerden bir kısmı sol partilerle de bir oldulardı. TKP böğü kurdulardı. Bağımsız Özgür İttifak. Sayın Angolemli, Sayın İzzet İzcan'la beraber Sayın Keşif yan yana oturdulardı. Ve CTP'ye çağrı yapıldıydı. Barış hükümeti kurulsun diye. Yani istifa etme ve eğer size yakınsa tamamdır, o barış hükümeti olur, çözüm hükümeti olur falan, sizinle beraber hareket ediyorsa. Yani bunu maalesef hep beraber yapıyoruz. Yani o dönemde de yapılan çok etik değildi. Yani CTP-DP hükümeti içerisindeki bazı milletvekillerini ayartıp dışarıya çıkartıp işte bazı başka milletvekilleriyle hareket etmek de etik değildi. O gün unutuyoruz. Yani aslında kökü çok daha derinlere giden siyasal bir çürümeden bahsediyoruz. Ve yalnızca bu sağa ait bir çürümeden bahsetmiyoruz. Solunla içine girmiş bir çürümeden bahsediyoruz. Ve bunun etik olmama halinden bahsediyoruz. Ama kim söylüyorsa siyasal ağırlığı yok. Çünkü kendisi de zaten bir yerlerden oraya bulaşmış durumda. O zaman siyasi partiler ya da seçim halkı oylaması yasasında yapılabilecek, en azından çalışıldığına yönelik bir takım bilgiler var. Yapılabilecek bir takım değişikliklerinden çok bir beklentiniz yok mu? Yoktur. Çünkü bu özellikle parti değiştirmeyle ilgili olarak denemeyi 12 Eylül rejimi yaptı. 12 Eylül siyasi parti değiştirmeyi yasakladı. Buna rağmen Hürle Partisi dediğimiz uygulamalarla bu çiğnendi. Yani o bakımdan sizin çok kolay kolay bunun önüne geçme imkanınız yoktur. Yani bağımsız bıraktınız ve parti kurmadılar. Tamam. Yani bağımsız olduğunda, parti kurmadığında bu siyasal ortamı etkilemeyecek mi? Türkiye'de örneği var. 70'lerde bağlantısızlar grubu oluştu ve bağlantısızlar hükümete de girdiler. Yani gene bir şekilde bir yol bulunup, gene bir şekilde transfer olmaksızın da etkilenecekler. Siyasi etik meselesidir bu galiba. Siyasi etik meselesidir ve yani günün sonunda parasal da bir konudur da. Evet. Yani siz eğer milletvekilleri transferle ilgili olarak parasal şeyi takip edebiliyorsanız ve bunun için yeni bir şey yapmanıza gerek yok. Mevcut yasalarımız yeterlidir. Maalesef bu coğrafyanın adaletsizliğinin kaynağı olan, yeteneksizliğinin kaynağı olan başsavcılık, yeteneksiz bir sürü savcılığın nedeniyle yasal mevzuatı takip edemiyor.
Ama yasal bizim mevzuatımız yeterlidir ki, örneğin daha önceki süreçte şimdi vekilliklere de düştüler. Çok rahatlıkla ilgili, ÖRP ile ilgili soruşturma açılabilirdi. Hiçbir şey yapılmadı. Yani o dönemle ilgili. Şimdi YKP'yi denetlemeye geliyormuş savcılık. Bizi mali olarak denetleyecekmiş. Hiç derdimiz yok. Bizimle ilgili tartışma sürüyor. Yani bütçemiz belli. Bir ayda harcadığımız para belli. YKP'yi denetlemeye çalışıyorlar. Hiç itirazımız yok ama yani denetlemedikleri onlarca şey vardır. Götürdük geçen gün verdik şeyimizi. Genel kurul kararlarımızı. Bizi denetlemeyle ilgili yazı yazmışlar bize de cevap vermemiştik kendilerine. Bütün bizim mali ve karar defterlerimizi başsavcılığa götürelimmiş. Peki ben siyasal olarak şimdi yaptığım işleri neyle yapacağım? Kararlarımı nasıl kontrol edeceğim? Ve hepsini kendilerine verelim ve bizi kontrol etsinler. Ve böyle uygulamalar yapıyor savcılıklarımız, şeylerimiz. Ve bunun da şeyi olarak böyle abuk subukluğun içerisinde yani siz çağdaş ülkelerde gidin bakın, indirin gazeteci olarak bakın. İngiltere'de siyasi partiler yasası var mı? Veya güneyde var mı? Bu işler nasıl olur? Yani sizin seçime girmeyle ilgili koşullarınızı düzenleyecek bir takım teknik açıklamalar yaparsanız, bir partinin ne olacağıyla ilgili olarak, mali denetim ayrı bir şeydir. Onu ayrı bir kalemde değerlendirirsiniz ya da mevcut diğer kurumları nasıl denetlediyseniz onu denetleyecek mekanizmalarınız vardır. Bunu yapabilirsiniz. Sayıştaylık benzeri kurumları oluşturabilirsiniz. Diğer kısım zaten teknik bir şeydir. Yani benimle üyem arasındaki bir ilişkidir o. Yani benim mali yapımla ilgili, şeyle ilgili kendi üyemle olan bir ilişkimdir. Onları düzenleyecek çok basit 3-5 kelimelik bir örgütün oluşmasına yönelik. Çünkü bu ülkede siyasi partiler yasası yokken CTP kuruldu. Neyle kuruldu CTP? Company Law'la kuruldu. Company Law'la şey kuruldu. Yani bizde şimdi şirketler yasası diye çevirdiler. Öyle çevirince çok abuk subuk kaldı ama Company Law'dur adı. Siyasi partiler kuruldu, dernekler kuruldu, ticaret odası kuruldu, Company Law'la kuruldu. Yani sizin özel örgütlenme yasalarına ihtiyacınız yoktur. Siz bu mevcut yasal mevzuatla da bunları kurabilirsiniz. Company Law'dan kurduğunuz için denetimi de bellidir, şeyi de bellidir. Yani o bakımdan yapılması gereken siz iyi bir mali denetim sağlayın bakalım. Transferler bir daha olacak mı? Siz bu transferlerle ortaya çıkacak mali yapılanmanın izini sürün bakalım. Ve buraya soruşturma yapın. Mali denetimi en çok da bu zamanlarda belki birkaç ay içerisinde yapmak lazım. Bakalım partiler seçimlerdeki paraları nereden bulur? Gelen yardım bellidir çünkü devletten alınan. Üyelerden gelen de bellidir. Kayıt altında alır bunlar. Ama harcadığın bunların 10 katıysa nereden buldun diye sor o zaman. Yani eğer oysa gaye. Mesela Amerika'ya hep kızarık şey yaparız ama Amerika'da mesela seçimle ilgili olarak bütçe açıktır. Herkes gidip bakabilir. Yardım şeyleri, limitleri bellidir. Giden bakan görün kim kaç para verdi falan. Şimdi düşünün ilkbaharda seçim var ve siyasi partilerin kasasına girecek paralar konuşuluyor. CTP'nin alacağı para 2 milyonlardan bahsettiler. Ve şimdi YKP olarak ben gireceksem son yerel seçimlere girdim 5000 TL para harcadım. Ben 5000 TL ile seçim kampanyası yapacağım ve CTP 2,5 milyon, 2 milyonluk bir para alacak devletten. Yani senin vergiler, senin verdiğin vergilerle CTP kampanya yapacak, UBP kampanya yapacak. Ve bununla beraber ülke yönetecek ve bunun adına demokrasi diyeceksiniz. 3-5 tane daha milletvekili transfer ederek bunu arttıracaklar. Yani mesela siyasi partilerin yardım almasıyla ilgili çeşitli örnekleri vardır. Çünkü hükümette olan parti belli kaynakları tutar veya belli olanakları vardır veya şeyleri vardır. Milletvekili sayısı fazladır, onlardan alacağı aidatlar fazladır. Asıl yardım edilmesi gereken muhalefettir. Sen muhalefete yardım edeceksin ki ayakta kalsın ve bir demokrasinin dengesi otursun. Bizde en çok parayı hükümet partileri alır ve muhalefet de gene kendi kıt imkanlarıyla yaşam. Siyasi partiler yasasında yapacakları değişiklikten %3 oy alanlara da bir devlet katkısından söz ettiydi geçenlerde Sayın Aslım Akansoy komite başkanı. Böyle bir açılımdır galiba gündeme gelecek olan sadece. Sağlıklı bir şey olacağını düşünmüyoruz. Bunun en sağlıklısı mesela Almanya'da yapılandır. Almanya'da herkesin birer tane her siyasi partinin bir tane vakfı vardır. İşte Sosyal Demokratların Frederik Ebert, Die Linke'nin Rosa Luxemburg Vakfı. Bu vakıflara
her yıl Dışişleri Bakanlığı bütçesinden bir yardım ayrılır siyasi partilerin büyüklüğüne göre ve yaptıkları siyasal çalışmalar fon olarak ödenir kendilerine. Yani bir siyasi çalışma yapan, bir araştırma yapan ve bunun karşılığı olarak da sana bir miktar ödenek ayrılır. Yani bir siyasi çalışmanın sonucu. Sen gidip onu başka amaçlar için, seçmen ayartmak için veya seçmene rüşvet vermek için kullanmak. Milletvekili ya da almak için. Yani onun için kullanmak. Sen bu parayı siyasi bir düşünce üretmek için kullanırsan siyasi partilere yardım olur. Onu konuşalım. Hangi koşullarda %3 mü olur, 5 mi olur ama bu parayı sen şimdi CTP olarak seçimlerde kullanacaksan, UBP olarak sen alacağın herkesten toplanan bu yardımı seçimde kullanacaksan bu nasıl olacak bu iş? Diğer siyasi partilerin hani eşit giriliyordu. Demek ki seçim satım haline eşit girmiyoruz. Eşit değiliz. Sen bütün panoları kaplayacaksın buradan aldığın parayla. Bütün gazetelere çarşaf çarşaf ilan vereceksin. Ben bir siyasi parti olarak bu işi nasıl götüreceğim? Bunu nasıl koordine edeceğim ben? Ve bu nasıl bir adil seçim olacak? Adaletli bir seçim olacak? Bunun sonucunda nasıl demokratik bir sonuç çıkacak ortaya? Bu soru işaretleridir. Ve şimdi şu an girdiğimiz süreç de odur. O bakımdan yani bunlar hep konuşmamız gerekiyor, bunlar hep tartışmamız gerekiyor. Yani siyasi partilere yardım olur mu? Yani bugün itibariyle Türkiye'de bile değiştirmeye başlıyorlar. Yani muhalefet ne işe yarar? Muhalefet nedir yani? Denetçidir aslında bir nevi. Yani mesela İngiltere'de de, diğer Avrupa ülkelerinde de komisyonlarda ağırlıklı muhalefettir. Çünkü zaten bir karar geliyor. Ve eğer karar o komisyonlardan geçecekse boş boşuna kurmayalım bunları. Ne için kuruyor ki komisyonları? Komisyonlarda denetleme mekanizmasıdır. Demek ki koalisyon ağırlıkta olacak. Hükümetin yaptığı işlere bakacak ve meclise öyle gidecek. Ama bizde baktığınızda muhalefetin hiçbir işi yoktur. Sayın Durduran defalacadır dağıtır habire. Alpay Durduran. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı ilke kararları vardır. Bir hükümet milletvekilinin elinde hangi bilgiler varsa muhalefetin elinde de aynı eşit bilgiler olacaktır. Bizde saklayabildiği kadar saklar. Mesela biz demeyecek tartıştık seferberlikle ilgili olarak. Yasa çok açık. Hem askerlik yasası hem seferberlik yasası. Diyor ki güvenlik kuvvetleri komutanının talebi başbakanın önerisiyle bakanlar kuruluyla bakanlar kurulu kararıyla bir kısım veya tüm seferiler eğitime çağrılabilir. Siz herhangi biriniz bilir misiniz ki güvenlik kuvvetleri niçin böyle bir şey talep etti? Başbakanlığın önerisi nedir? Bakanlar kurulu kararları nerede? Biz bunu sorduk. 2 hafta geçti. Kimse cevap vermediler daha bize. Henüz daha bakanlar kurulu kararını bulamadık. Bir aydır galiba süre. Bir aydır vereceklerinden çok umudumuz yok. Yani bulacaklarsa da 75'te bulunmuş bir karar olacak. O zaman yasa koyucu ilk karar herhalde. İlk karar bir yani, defa alındı. Yani o zaman yasa koyucu niçin böyle bir şey yazdı? Bunu yazdı ki ihtiyaca göre, duruma göre, özel bir durum var, alarm durumu var. Güvenlik kuvvetleri bir öneri sunacak. Başbakanlık bunu değerlendirecek. Bunu Bakanlar Kurulu'na götürecek. Bakanlar Kurulu'ndaki ahali de bakacak buna. Tamam yahu diyecek ve bir karar geçecek. Biz bunları hiç konuşmuyoruz. Sanki de seferberlik doğal ve mecburi yapılan bir şeymiş gibi. Herkes hem söver hem gider. Ama baktığınızda yasal mevzuata başka bir şey söyler. Peki muhalefet olarak ne oluyor? Muhalefet sessiz. Çünkü bilgi yok elinde neyi tartışacak? Mesela bu ülkenin en önemli bütçesi bir defa geldiği Sayıştaylık'tan raporu Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Fonu parasıdır. Çok önemli bir paradır. Çünkü bu ülkeye giren her bir mala konan bir ücrettir. Ve orada trilyonlar toplanır. Trilyonlar. Peki o para nasıl kontrol edilir? Şimdi bir defa sana yaptılar galiba olur. Onu o, şeyden yaptılar. Sığınak fonundan sığınak yaptılar. Sığınak fonuydu o. O da denetime tabi değil. Yani nasıl ya? Kocaman bir para var orada. Korkunç bir para var. Ve herkesin de bildiği sır, bilinen sır. Yani bu paranın asker kendine yakın olan yayın organlarına kimi zaman yardım yaptığı, kimi zaman reklamlar verdiği falan filan. Peki bunun denetimini kim sağlayacak? Eğer şimdi şu an bütçe konuşuluyorsa ve bu güvenlik bütçesini muhalefet tartışmayacak mı?
Yani mesela en komik askerlik yasasını duyduğumuz konu, parasını Türkiye veriyor. Biz o yüzden bütçesini yapmadığımız bir konuyla ilgili bir şey söyleyemeyiz gibi komik tartışmalar var. Yani nasıl ya, yani sen bu ülkenin en önemli yer tutan, para tutan konusuna tokalaman, tokalamazsan nasıl demokrasidir burada? Neyin demokrasisinden bahsediyoruz? Korkunç bir paradan bahsediyoruz. Ve biz o şeye, o büyük hacimli paranın nereye gittiği, nasıl harcandığı, nasıl girdiği, nasıl çıktığını bilmiyoruz. O zaman yani bu coğrafyadaki tartışmaları bu zeminde de okumamız gerekir. Öyle olunca şimdi muhalefet ne yapacak? Gittik geçen gün eylemden ilgili Haluk içerideyken birazcık dinlemeye başladık. Yani başbakanlık bütçesi konuşulur ama yani bambaşka konular bahsedilir. Çünkü muhalefet elinde belge yok, bilgi yok. Hükümet bunları paylaşmıyor. Paylaşmadığı için muhalefetin yapacağı şey işte yollar şöyle. Biraz da bunlar bilinse bile çok da fazla meclis içerisinde dillendirilecek konular da değil gibi geliyor sanki. Yani birazcık dikenli konulardır. Bunları gündeme getirirsek sıkıntı yaratır bizim için. Denedebilir. Yani işin bir de gerçek boyutunun bu olduğuna da inanırım ben. Bilgi eksikliğinin yanında. Çünkü daha kolaydır yapamayacağı işleri üzerinden iktidarı eleştirmek. Ama bunlar birazcık daha bizleri de aşan gibi görünen konular olduğu için belki çok da fazla üzerine gidilmemesinin sebebi de bunlardır. Tabii ki konuşulacak her şey, konuşulmaya başlıyor zaten artık. Ben şu anlamda eskisi kadar da kapalı olduğumuzu düşünmüyorum. Yani daha fazla tartışabiliyoruz. Daha, yani vicdanet da bunun örneklerinden biridir. Ve adım adım belki dünya değişirken çok gerilerden geliyor olsak bile adım adım biraz ileriye doğru sanki gidişat var. Bunlar dillendirildikçe, konuşuldukça daha da fazla konuşulup tartışılmaya devam edecek gibi duruyor. Şimdi tartışıyoruz da mesela bizim Lefkoşa Belediyesi içerisinde yaşadığımız sıkıntılardan biri de o. İtiraz ettiğimiz konulardan biri de bu. Yani tartışıyor olmak, bir şeyi konuşuyor olmak katılımcılık değildir. Katılımcılık karar alma süreçlerine de birilerini dahil etmektir. O bakımdan tartışıyoruz evet ve insanların şey yaptığı konu yani konuşuyor da ne oluyor? İşte ne olduğuyla ilgili o mekanizmaları geliştirmek gerekiyor. Yani siz bu tartışmanın sonucunu alabileceğiniz mekanizmaları kurmanız gerekiyor. Yani şimdi şu an siyasi partiler yasasını değiştiriyorlar. Tamam arkadaşlar. Gelin, şimdi şu an Avrupa'nın birçok yerinde var. Latin Amerika'da çok daha sert uygulanır. En son Amerika'da bir valiyi görevden aldılar. Geri çağırma hakkını uygulayalım siyasi partiler yasasında. Nasıl seçildiyse onun koşullarını koyalım. İmza toplayalım belli koşullar altında. Ve bir milletvekilinin vekilliğini düşürebilelim. Gelin bunu yapalım. Gelin siyasi partilerin tüzüklerine bunu koymalarını zorunlu hale getirelim. Üyeler herhangi bir makamdaki kişinin üyeliğini düşürebilsinler, geri çağırsınlar. Seçilen herkesin geri çekilebileceği, geri çekilme yasalarını oluşturalım. Geri çekilme koşullarını oluşturalım. Ben o 4 yıl boyunca elimde güçlü bir kart olsun ve herhangi bir makamdaki kişiyi geri çağırabileyim. Bunu koysunlar. Bakalım nasıl işleyecek bu sistem. O zaman tartıştığımız konularla ilgili belli bir bişmeye geldiğinde ve eğer o vekil veya bakan veya o anda bulunan yönetim kurulu, yürütme kurulu üyesi bunları gerçekleştirmiyorsa toplarım imzamı oradaki şeye göre, kriterlere göre, seçmen sayısıdır, üye sayısıdır neyse, neye göre seçildiyse zannederim hangi eyaletti şimdi hatırlamıyorum. Bir sosyal güvenlik meselesinden dolayı bir valiyi çektiler Amerika'da. Görevden el çektirdiler imza toplayarak. Referanduma gidildi ve referandum sonucunda üyeliği düştü. Burada da uygulayalım. Gelin vekillerin üyeliklerini düşürelim. Bakalım bu tartışmalar bir yere gider mi? O zaman gider bir yere. O zaman insanlar şunu görür. Ben 4 yıl boyunca burada otururum bana kimse tokanamaz kısmından çıkar. O zaman herkes bir şekilde geri çağrılabileceğini, sineği millete geri döneceklerini bilirler. Adımını da ona göre atar. Adımını ona göre atar. Ha bundan sonra seçimden seçime hatırlanmak değil, her an hatırlanabilir. Bu mekanizmalar dünyanın her yerinde uygulanır. Çok isterlerse bu ülkedeki
seçimi, demokrasiyi birazcık olsun düzeltsinler. Bu tip kararları uygularlar. Muhalefete daha fazla görev verirler. Muhalefetin daha fazla takip edebileceği, daha fazla görevli olabileceği konuları arttırırlar. O zaman bu ülkedeki yalnızca konuşmanın ötesine geçebileceğimizi görürüz. O zaman bir anlamı olur bu tartışmaların. Yoksa şimdi şu an... İşte siyaset bunu kendi içinde yapmaz. Ancak bunu toplum talep eder noktada, ister noktada olması gerekir. Toplumun bu eğilimin olduğunu düşünüyor musun? Şimdi toplumun önüne eğer siz haklarını, taleplerini koymazsanız bunun olmayacağı ortadadır. Biz Lefkoşa Belediyesi'ndeki tartışmalara girerken, bu konuşmalara girerken hep söylediğimiz başka bir siyaset mümkün dedik. Ve mesela Lefkoşa Belediyesi içerisinde biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani en sert muhalefeti yapıyoruz, söyleyebileceğimizi de söylüyoruz ama bu arada yardım edebileceğimiz konuda da etmeye çalışıyoruz. Ve birçok alanda yasal mevzuatları insanlara hatırlattıkça talepleri o doğrultuda gelişiyor ve o doğrultuda eğilimler ortaya çıkıyor. Mesela vicdanla ilgili en çok söylenen konu, ya bu konu bu coğrafyada konuşulmaz bileydi. 4 yıl önce, 5 yıl önce bize söylenen. Şimdi şu an konuşulabileceğini, çünkü bunun bir yasal mevzuatının, bir background'unun olduğunu insanlara anlatabildik. Hak ve özgürlüğü insanlara anlattıkça, mesela mültecilerle ilgili öyle başladık. Yani insanlar, ya şimdi... O dönemdeki insanların söylemesini söylüyorum dırnağı içerisinde. Ya elin Arabının hakkını mı tartışacak diye 5 yıl önce, 6 yıl önce çıkıp bize söyleyen insanlar vardı. Şimdi şu an bunun bir insan hakkı olduğunu kabulleniyor ve bu yönde tartışıyor insanlar. Ama siz bu insanlara bu haklarını aktarmazsanız yani bunları savunmayacak. O yüzden yani belki sağ partilerinden beklemezsiniz ama solda olduğunu iddia eden partilerin görevlerinden biri de zaten tam da bu siyaseti derinleştirmektir. Tam da bu siyaseti çeşitlendirmektir, zenginleştirmektir. Bunu zorlamak gerekiyor. Bunun tartışmasını bu siyasilere yaptırmak gerekiyor. Yani mesela vicdan eti tartışıyoruz ve biz şunu sorgulamaya başladık ve ısrarına soruyoruz. Yani bugün mecliste bir tane komisyon var. Adı da AB uyum yasaları. AB'ye girmek isteyen her bir ülke birinci derecede hiçbir şey yapmaması gerekir. Birinci geçirmesi gereken AB Temel Haklar Sözleşmesi'ni geçireceksin. Temel Haklar Sözleşmesi. Başka hiçbir şey geçirme. Bunu önceden geçirmen gerekiyor. Temel Haklar Sözleşmesi'ni geçirirsen içinde vicdan et var zaten. Yani aslında mesela CTP'nin AB yanlısı olduğunu söyleyen CTP'nin birinci derecede bu sözleşmeyi hayata geçirmesi gerekiyor. Birinci derecede bu hayata geçirdiği andan itibaren zaten vicdanet otomatikman bunun içerisinde 18. madde 2. fıkrada yazar. Vicdanet hakkı tanınacak. Bu temel belgenin içinde yazar. Ama biz maalesef CTP'li vekillere lobi yapmak zorunda kalırız ki vicdaneti geçirsinler. O zaman Avrupa Birliği sözleşmeleri, Avrupa Birliği ilkeleri, Avrupa Birliği'nin uyumu nerede kalır? Yani CTP'nin yapması gereken veya TDP'nin yapması gereken bu temel belgeleri hatırlatmak, bu temel belgeler üzerinden siyaseti derinleştirmektir. Maalesef bu konuda mecliste olan partilerin geri kaldığını, yeteri kadar sürece dahil olmadıklarını görüyoruz. O konuda da sıkıntı doğuruyor. Çünkü merkez sol bunu yapmayınca biz daha solda konuları tartışmak yerine mecburen daha merkeze gelip bu talepleri yani mültecilerle ilgili olarak Avrupa'ya gidip şimdi şu an No Border kampanyası yapıyoruz. Sınırsız bir Avrupa kampanyası yapıyoruz. Çünkü insanlar kaçıyorlar ve can havliyle bir yere geliyorlar. Biz bunun kampanyasını yaparken bu coğrafyaya geliyoruz. Merkez sol savunmadığı için gelip tamam ya bir sözleşmeyi tanıyın. Bir kısım insanları da geri gönderebilirsiniz demek zorunda kalıyoruz. Yani o zaman ben kendimle çelişmeye başlıyorum. Evet. Ama ben eğer No Border kampanyasını bu coğrafyada yaparsam uçuk olacağım. Ama yani benim daha biraz daha sağım yok ki onu savunsun. Ben de onu derinleştireyim ve devamını söyleyeyim. Son noktadır zaten bu. Yani o zaman da vicdanetle de ilgili. Yani şimdi şu an birçok yerde biz komiteler olmasın demeye başladık Avrupa'nın birçok yerinde. Çünkü komiteler senin vicdanını dartacak. Ya benim vicdanımı ne dartacak diye ben tartışıyorum şimdi. Gidip Yunanistan'daki mahkemeye ben onu söyledim. Mahkemede tanıklık yaptım. Bir vicdanetçinin konusuyla ilgili olarak onu tartıştırdım. Ama kendi coğrafyama geliyorum. Daha sağa gelip merkez solun yapması gereken işi yapıyorum. Aman ha komite oluşturun be arkadaşlar. Askerlik yasasında komite oluşturalım diyorum. Yani böyle
siyasel olarak da çok ilginç durumlara düşüyoruz. Çünkü merkez sol maalesef bunları karşılamıyor. Merkez solda bunu karşılayacak bir partnerimiz yok. Bu şekilde bir siyaseti derinleştirelim. O noktada sıkıntımız var. O bakımdan siyaset birazcık da kısır döngünün içerisinde dönüyor. Yani çok basit konular içerisinde, aslında ne olduğu çok belli olan konular içerisinde, kısır döngünün içerisinde zaman öldürüyoruz. Evet. Sona geldik yavaş yavaş. YKP, tabii önümüzde bir seçim var. Siz genelde milletvekilliği seçimlerinde görmüyoruz YKP'yi ama yerel seçimlerde genelde görmeye başladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi de önemli bir seçim. Kıbrıs sorunuyla ilgili tabii ki çözümü zorlayacak, çözümü isteyen, arzulayan insanların da örgütlü olduğu bir yapınız var en azından. Adayı olacak mı YKP'nin, yoksa mevcut adaylar içerisinden bir tavır mı belirleyecek, düşünce nedir, serbest mi bırakacak? Şimdi şöyle söyleyelim, bir kurultay süreci geçirdik ve o kurultayda biraz konuşmaya başladık. Yetkili kurullarımız, pazartesi gene parti meclisimiz var. Geçen hafta yapmamız gerekirdi ama Haluk içeridedir diye sembolik olarak cezaevi önünde topladık parti meclisini. Birazcık bilgi verdik ve şeye erteledik, bu pazartesini erteledik. Gündemimizi aldık, konuşmaya başlayacağız. Şunu söyleyebiliriz, genel eğilim şu aşamada parti içerisinde üyeler arasında mevcut adaylığını açıklayan adaylar arasında herhangi birinin desteklenmeme yönündedir. Yani birini desteklemeyeceğiz bu aşamada mevcut olanlar içinde. Nasıl bir yol izleyeceğimiz, nasıl yani birini mi çıkartırız, bir kampanya mı yürütürüz, boykot gibi bunu konuşacağız. Ha, bununla ilgili daha önce söyledik. Yani derdimiz şu, biz aslında YKP olarak 25 senedir bütün seçimlerde vardık. Tüm seçimlere katıldık. Ama katılırken bizim için siyaset yapmak, kendi fikirlerimizi topluma anlatmak açısından önemliydi. Bir araç olarak gördük. O bakımdan öyle bir dönem geldi ki bizim hem medyayı kullanabilme, hem alanı kullanabilme açısından katılmamız gerekti. Kimi yerde dışına çıkma ve bunu boykot kampanyası üzerine anlatma oldu. Bunları hep uyguladık ama hep katıldık. Yani YKP bu seçimde de olacak. Ama uygulayacağı seçim taktiği olarak ne olacağına yetkili kurullarımız karar verecek. Ama çözüm süreciyle ilgili olarak memnun değiliz. Bunun da yoğunluklu olarak bu seçim döneminde konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü gerçekten karanlık bir noktaya doğru gidiyoruz. Ve bizim için tablo çok karamsardır. Bu noktada bizim kurultay kararımız da vardır. Israrla şunu söylemeye başladık. Yani artık bizim bu görüşme metodunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu haliyle biz bu sorunu çözemeyiz. Yani iki tane lider oturacak, karar verecek, tuvalet kapısının rengi federal hükümette tuvalet kapısı rengi ne oluncaya kadar ve bunu referanduma götüreceğiz. Nedir onun alternatifi? Alternatifi basittir. Kuzey İrlanda'da bu yapıldı. Bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşılır ve daha sonra bu sorunları çözecek olan, daha sonra Federal Kıbrıs'ın meclisi olacak bir yürütme organında bu sorunları çözersiniz. Bütün siyasi yapıların, bütün siyasi örgütlerin dahil olacakları. Kuzey İrlanda'da bu yapıldı. Yani Katoliklerde, Protestanlarda, solcular, sosyal demokratlar, sağcıların da olduğu bir yürütme organı oluştu. Bu daha sonra Kuzey İrlanda meclisine döndü. Bu meclis şu aşamada tek tek bütün sorunları çözüyor. Bu çerçeve anlaşmasını dillendirdi ama İngiliz Büyükelçi bile, ama çok yani kuzeyde de dillendiren örgütler oldu. İşat falan, ama çok yanaşmadı güney. Yani bize göre yani şu aşamada yani bir kere şey açısından da demokratik bir teamül açısından da önemlidir. Çünkü insanlar kendileri yaşayacakları, yüzyıllarca yaşayacakları bir anlaşmayı şimdi şu an bilmiyorlar. Yani iki tane lider oturdu ve yarın öbür gün önümüze gelecek olan anlaşmanın içeriğini bilmiyoruz. Veya iki tane sağ ideolojiden gelen lider oturuyor ve şimdi şu an neoliberal bir çerçevede Merkez Bankası'nın nasıl olacağına karar veriyor. Benim ona itirazım var. Yani o zaman ben neyine evet diyeceğim? Yani neoliberal bir Merkez Bankası'na evet mi diyeceğim ben?
Niçin ona karar veriyor? O siyasal bir durumdur. O yönetenlerin karar vermesi gereken durumdur. Bu konudaki hatayı Avrupa Birliği yaptı. Avrupa Birliği anayasası yapılırken bu tip ekonomik konuları da anlaşmaların içine koydular, anayasanın içine koydular ve reddedildi. O yüzden bunlar tehlikeli konulardır. Ne kadar detaya girerseniz hayırın çıkması daha da olasıdır. O yüzden toprak gibi, harita gibi konularla ilgili olarak yönetimin paylaşımıyla ilgili konularda içerecek bir çerçeve anlaşması bizce yeterlidir. Yeter artar bile. Yüz onlarca yıl sürecek olan bir görüşme sürecine başlayalım. Mesela önümüze bir gaz vardır. Hemen gazla ilgili olarak nasıl yöneteceğimizi daha sonra federal devletin organı olacak şekilde bir bağımsız iki toplumlu organ oluşturalım. Ve bu organ bu gazı yönetsin. Ve bundan sonra da gitsin. Bu bir örnek teşkil edecek. Tamam, yani daha iki tarafında kabul etmesi lazım. İki tarafında kabul etmesi bunu, gerekiyor. Bunu dillendiriyor yine. Türkiye'de de var bilirsiniz konuşuldu. Açıklamalar yapıldı ama işte olmuyor. İki tarafında kabul etmesi gerekir önce. Ama önce bunları şeyi temel gündemimize alıp evet, konuşmamız gerekiyor. Daha fazla yoğunluklu olarak bunlara dair söz tüketmemiz gerekiyor ki yönetenler üzerinde baskı oluşturalım. Biz halen daha küçük işlerle uğraşıyoruz. Ana gündemimizi başka konulara veriyoruz ama bizim can damarımız olan, yaşamımızı etkileyecek olan Kıbrıs konusuna maalesef yeteri kadar önem vermiyoruz. Versek ve bunları beraber talep etmeye başlasak bazı şeyleri değiştirebileceğiz. Peki çok teşekkür ederim Murat Kanatlı. Biz kolay gelsin ederiz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim nokta alıyoruz bugün Adana Detay programını. Haftayı da böylelikle program çerçevesinde noktalamış oluyoruz. Pazartesi günü artık yeniden tekrar detay programıyla saatler 13.30'u gösterdiğinde birlikte olacağız. Ama her zaman söylüyorum hafta sonunda olası tüm gelişmeleri de Diyalog TV ekranlarından izleme şansınız olacak. Her zaman olduğu gibi diyelim ve herkese iyi tatiller dileyerek programımızı noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere.